Bismillahirrahmanirrahim. Bina mezuniyet diye başlık attığımız videonun devamı, ikinci videosu. Yani emsile ve bina bitiren bir kişi Kur'an-ı Kerim okurken tahlil yapmak istese nelere değinmesi gerekir, neleri görmesi beklenir, buna değiniyoruz. İnne, ellezine, bunlar ile bir ilişkisi olmaz binayı bitiren kişinin. Burası tabi neresi onu da söyleyelim. Bakara suresi 6. ayetten başlıyoruz sayfa başı. İnnel lezîne keferû, ama keferû kelimesini incelemesi gerekir. Keferû kelimesi evvela hangi baptandır bunu tespit etmesi gerekir. Bunun için sözlüğü açması. Keferû hangi harflerden oluşuyor? Evvela kef, ardından fe var, sonra ra var. 3 tane harf var. 3 harfli olduğuna göre bu kelime nedir? Sülasi mücerrettir. Ardından gelen vav, cemi vavıdır. Bu kelimenin cemi olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde cemi elifi diyebileceğimiz, elifi farika diyebileceğimiz bir elif de içermektedir. Bu elif, bu kelimenin hem cemi olduğunu gösteriyor, ona alamet. Aynı zamanda bu kelime burada bitti. Bundan sonraki kelime farklı bir kelime. Bunu da ifade ediyor. Bununla alakalı sözlüğe bakıyoruz. Evvela sözlükte ne lazım? Kef harfini bulmak gerekir. Kaf, kef. Kef'i buldum. Ardından kef'in yanında F yazması gerekir. Mesela K, F, L, K, F, E. Burada devam ediyor. Örneğin K, F'den açtık. Sayfayı büyütüyoruz. K, F, Ra. Kefera, Yek, Firu şeklinde gelmiş. Görüyorsunuz. Kefera, yanında ne var? İ harfi var. Buradaki İ muzarisine, muzarisinin aynı el fiiline esre ver demektir. Parantez arasında da mastar gayrimimi yer almaktadır. Kefr diye gelmektedir. Gizlemek, saklamak manasına gelir. Aynı şekilde küfür diye de mastar gayrimimi gelmektedir. Küfür diye, küfran diye gelmektedir. Yani birden fazla şekilde mastar gayrimimi gelebilir. Yanındaki i neymiş? Muzari'nin aynı el fiilinin harekesi. Görüldüğü üzere kefara, yani farklı bir baba aktarılmış. Fa'ale, fa'al, tef'il, ekfara. Farklı bablar aktarılabiliyor. Kefar diye kafir gösterilmiş. Kefare, kefare, tekfir, kafir, müfret, çoğulu, küffar. Cemi mükesseri ç ile gösteriyor. Çoğulu yani. Kafir, müfret, çoğulu ne? Küffar. Kefara, kifar şeklinde gelmektedir. Muzari'nin aynı fiiline esre verdi. Mazi kefera diye geçti. Buna göre mazi kefera muzari'de esre olacak. Nerede var o? İkinci bapta mazinin aynı fiili feta, muzari'ninki esredir. Dolayısıyla o fiil ne olur? İkinci baptan olur. Aynı kelimeyi mu'camul vesit, o sözlükten de arayabiliriz. Babu kaf, kaf babu, yani kef ile başlayan şiirler, kelimeler. El mu'camul vesitte kefera, el raculu, filanca kişi mesela. Yanında çizgi var. Çizginin üzerinde u, yani muzari'nin aynı el fiiline ötre ver demek istiyor. Buna göre kefera yek furu. Kefera yek furu olur. Küfran da onun mastar gayrimimi olarak burada yer almakta. Ve küfranen, küfran da mastar gayrimimidir diyor. Daha sonra ve galellezine keferu diyerek o kökten türeyen fiili bir ayette kullanmış. Devamında farklı bir ayet, yine kefe tekfurunu billahi diye de yer almaktadır. Sonuçta keferayı sözlükten bulduk. Mu'camul vasit kefera yekfuru diye yazmıştır. Kefera yekfuru hangi baptan olur? Birinci bab. Kefera yekfuru. Babını tespit ettik. Peki eksam-ı seb'a'ya göre bakalım. Sahih midir, mutel midir? Kefera. Kendisinde hiçbir illet harfi olmadığından mutel kısmından olamaz. Bunu geç. Öyleyse sahihtendir. Kefera'da mehmuz, yani hemze var mı? Yok. Öyleyse mehmuz değildir. Şedde var mı? Aynel lamel fiili aynı mı? Yok. Ke, fe, ra harflerin her biri diğerinden farklı. Öyleyse muzaif de değil. Geriye ne kaldı? Salim kısmı kaldı. Demek ki kefera nedir? Salimdir. Bu şekilde bunu çözdük.
Peki bu kelime emsile-i mudaride olarak müfret kesniye cemi müzekker müennesse gayet gaybe muhatap muhataba birinci şahıs üçüncü şahıs gibi değerlendirmek gerekirse nedir? Kefara, kefara, keferu ne olur? Cemidir, müzekkerdir, gayiptir. Tabii ki fiili mazidir. Sevaun aleyhim enzerte. Enzerte hangi baptan olur diye binayı bitirmiş bir kişinin düşünmesi, taşınması ve bulması gerekir. Enzerte, buradaki enzerte'nin sonundaki te zamirdir. Yani kelimenin aslı ne olur? Enzera. Aslı derken babın kendisi. Enzera neye benzedi? Ef'ale. Enzera, ef'aleye benzedi. Baştaki hemze yani enzera derken ilk baştaki hemze soru edatı, soru harfidir. Soru harfi olduğundan onu hesaba katmıyoruz. Kelimeye bakıyoruz. Hemze bizi bağlamıyor. Fiillere bakıyoruz ve fiil ve ondan türenlere bakıyoruz. Öyleyse şu an çizdirilen yer dahil değil araştırmamız. Enzera ne olur ondan sonraki hemze ile birlikte? Enzera ne olur? Ef'ale, yuf'alu, if'al babından olur. Enzera, aynen ef'ale. Aynı telaffuz, aynı yazılış. Dolayısıyla if'al babından olur. Ekrame gibi fiilin mazidir. Ama çekim yapmak gerekir. Yani mudari olarak nereye tabi diye. Enzera, enzera, enzaru, enzerat, enzerate, enzerne, enzerte. Enzerte tabi, zf tek. Ne olur? Müfret olur, müzekker olur, muhatap olur. Müfret, müzekker, muhataptır. Peki bu kelimenin mücerredi, asli hali nedir? İfal babından dediysen, ifal babının alametini bilirsin. Nedir? Fiiline verene hemzenin dahil edilmesidir. Alametu en yekune diye yazan yer. Hemze dahil edilmiştir. Ne demiştik? Alameti silersen geriye her ne kalırsa o nedir? Yani ek harf olarak, zayit olarak eklenen şey her ne ise onu silersen kelimenin kökünü görürsün. Geriye nun var, fel tek z var, ra var. Bu harfler kaldı. Bu harfler acaba hangi baptan? Şimdi birlikte onu görelim. Ne yapmalıyım? Önce nunu bulmalıyım. Ardından pel tek z gelmeli. En ardından da ra gelmelidir. Sözde bakıyoruz nerede yer alıyor diye. Şurada var. Biz şuradan alalım. Görüyorsunuz. Ne, ve, ra. Yanında u koymuşlar. U ne demekti? Yanındaki harf muzari'nin aynel fiiline ötre koy demek. Virgül koymuşlar sonra i yazmışlar. Yani bu kelime hem muzarisi u olarak yani öteli gelebilir. Hem de muzarisi aynel fiili yine esreli olarak gelebilir. Nezerayen zuru. Nezerayen ziru şeklinde olabilir. Mastar gayrimimid iki şekilde nüzur ve nezr diye gelebilmektedir. Bu şekilde anlatılmış. Hemen aşağıda nezira, neziradan da gelebilir. Nezira nedir? Yani mazisin aynel fiili esre, muzarin aynel fiili fetha. Bu şekilde de gelebilmektedir. Mastarı da nezer diye gelir. İfal babına aktarılmış enzera şeklini almıştır. Hemen ardından daha sonra nezir, nüzurdur çoğul. Nezir müfrettir. Nezrün müfret, nüzur cemi olarak. Nüzurat cemi olarak bunlar da yer almıştır. Sonuç olarak nevera veya nasıl okunur? Nezira. Bunun bir de babını bulmak gerekiyor şimdi. Şuradaki nezara ve ötreyi, u'yu kabul edersen. Bu şekilde de geliyor. Hangi baptan olur? Şimdi baplara bakalım. İkisine aynı anda bakıyoruz. Nezara mazin anel fiili feta, faale de olduğu gibi. Muzarin anel fiilini ötre ver demiş. U'yu ver. Yef'ulu yani birinci baptan olur. U'yu baz alırsan. Ama nezara yen diru diye de gelebiliyor. Yani mazin anel fiili feta tıpkı faale, faale, faale olduğu gibi. Ama muzariye diyor aynı fiilini esre ver. Bu durumda ne olur? İkinci baptan. Fe'ale yef'ilu nezara yen'ziru buraya uyar. Devamında görüldüğü üzere nezira yani aynı fiil mazinin esre olarak da gelebilmektedir. Mazinin aynı fiil esre nerede geliyor? Mesela dördüncü bapta fe'ile olarak gelmiştir. Bir de altıncı bapta fe'il olarak gelmiş. Ama muzariye a'yı ver yani fethayı ver demiş. Bu durumda dördüncü bab olur. Fe'ile yef'alu şeklinde nezirayen veru olmaktadır.
Madem ki ne ve ra, yani nun, fertik z ve ra'dan oluşuyor. Bunu bir de eksamı seba'ya göre düşünelim. Kendisinde illet harfi var mı? Yani vav, ya, elif var mı? Yok. Öyleyse mutel değil. Muteli çarpı at geç. Sahihten birisi. Mehmuz olabilmesi için hemze lazım. Ne, ve, ra, hemze yok. Öyleyse mehmuz da değil. Muzaaf olabilmesi için şedde veya şedde açılmıştır. Sonuçta aynen ve lam ve fiil aynı olması gerekir. Mücerret fiillerden bahsediyoruz. Sülasi mücerret veya sülasi mezit. Muzaaf olabilir mi? Muzaaf da olamaz. Şedde yok. Aynen ve lam ve fiili aynı değildir. Madem ki bunların hiçbiri değil, geriye tek şık salimdir. Demek ki nedir? Nedera salim bir fiildir. Lem tunzir. Lem tunzir hangi kalıp olur diye düşünmek gerekiyor. Başında lem var. Lem adları verdi. Lem olduğuna göre nedir? Bu tıpkı lem yensur. Aynı şekilde. Lem yensur kalıbı. Yani fiil muzari ne olur? Cahdi mutlak olur. Lem yensur fiil muzari cahdi mutlak olarak geçmişti. Yine lem var. Muzarın başında lem olduğuna göre aynı kalıptır. Tabi tunzir kısmı var şimdi düşünmemiz gereken. Tunzir meçhul mü değil mi? Az önce yani sağ tarafta enzerte geçmişti. Enzert ifal babından mazidir, malumdur. Muhataptır, müfrettir, müzekkerdir. Enzera yunziru olur. Yunziru. Bu da tunziru yani meçhul değil. Tunziri görünce meçhul diye düşünenler olabilir. Meçhul değildir. Sadece ifal babının muzarisi olmasından ötürü ilk harfi ötürü olarak gelmiştir. Muhataptır, müfettir, müzekkerdir. Fiil muzari cahdi mutlaktır diye söyledik. La yu'minun kısmı var. La yu'minun kısmını binayı bitirmiş kişilerin tam olarak tespit edebilmesi mümkün gözükmemektedir. Çünkü yu'minun amene fiilinden gelir. O da emine'dir. Emine ifal babını aktardık. Emene oldu. Sonra hemzi elife çevirdik. Amene oldu. Ama yazıdan hasrettik. Met harfliliği devam etti. Amene okunmaya devam etti. Bu şekilde anlatmış olalım. Yani kökünde birazcık uğraşmalar var. Bu daha çok maksut bölümünde işlenecek türden bir kelime. Hateme, mazi, muzari, ismi tafsil vesaire ne olur? Hateme, ketebe, nasara, fetaha, harace, kefara sonuçta nedir? Mazi oldu ortada. Acaba hangi baptan diye düşündük. Hatemi bulmak için evvela ha'yı bulman lazım. Ardından t'yi açman lazım. T burada var. Ardından mim lazım. Hateme. Sanırım gözüküyor artık. Hateme, yah Timu yani muzari anne fiil esre gelir. Hatmun ve de hitam iki şekilde de mastar gayrimi gelmekte. Mühürlemek, damgalamak, kapatmak, bitirmek yani tamamlamak. Hatim. Sonuçta mazin anne fiili fetha, muzairinki esredir. Ona göre bakalım baplara. Mazide fetha, muzaride esre. Nerede vardı? Biraz daha yukarı çekelim hatta. Mazide fetha, muzaride esre ikinci bapta var. Öyleyse hateme yahtimu ikinci baptandır. Eksamu seba'ya göre nereden olur? Kendisinde illet harfi olmadığından asla mutel değildir. Hateme hemze olmadığından mehmuz değil, şedde olmadığından muzaif değil. Dolayısıyla salimdir. Hateme. Hateme Allahu ala gulubihim. Gulub kelimesi galbün, müsret, gulubun, cemi, mükesser olur. Fuul veznindedir. Hemen cemi mükesserin kıllet vezinlerini açtık. Ef'ulun, ef'alun, ef'aletun, fi'aletun. Gulubu bu kalıpta var mı? Yok. Öyleyse cemi kıllet değil de cemi kesrettir diyeceksiniz. 4 tane kıllet var. Kesret kaç tane var? Sayısı şu kadardır diye kesin bir şey söylemek zordur. 30'dan fazla vardır. Baya bir var yani. Belki ileride cemi mükessere özel bir ders yaparsak uzun uzun bunu işleyebiliriz. Şimdilik diyebileceğimiz şey kıllet değil ise kesrettir. Ala sem'ihim. Sem'i. Bu nasıl bir kelime? Sin var, mim var, ayn var. Sin, mim, ayn. Sözlüğü açarım. Bunları arda arda bulmayı denerim. Sin, mim, ayn. Elif, ba, te, peltekse devam ediyoruz. Sin,
burada. Sin'den sonra neyi arayacaktık? Mim geliyormuş. Sonra ayın var. İşte burada var mesela. Buradan girelim. Semi'a yesme'u. Yani mazide esre, muzaride fethalıdır. Aynı fiilinden bahsettim. Sem'i ne olabilir? Aynı fiili esreli gelmiş. Aynı fiil dedim. Pardon. Yani son harfi esreli gelmiştir. Son harfi fetha da olabilir, ötre de olabilir. Çünkü bu kelime nedir? Mastar gayrimimdir. Sen diye yazılır. Gerisine hareket verilmiyor mastar gayrimimlerinin. Görüyorsunuz. Çünkü ayın yani son harfi mastar gayrimiminin son harfi esre olur, fetha olur, ötre olur, tenvin alabilir, değişir. O yüzden son hareket verilmez. Sem'i nedir? Buradaki kelimedir. Mastar gayrimimdir. Sema, sema'a, mesma diye mastarları gelmeye devam ediyor. Sonuçta ala sem'ihindeki sem'i nedir? Semi'a yesme'u kökünden mastar garimi midir? Ve ala ebsarihim. Ebsar kelimesinin aranması gerekir. Ebsar neye benzedi? Ebsarun ef'alun. Cem-i mükesserin kıllet vezinlerinden bir tanesidir. Yani nedir? Cem-i mükesserdir. Cem-i mükesser deyip geçmek de doğru olmaz. Ne lazım bize? O zaman müfredi lazım. Kalemun eklamun diye geliyordu. Hatırladınız sanırım. Kalemun eklamun yani hemze sonradan gelmekteydi. Dıfrun etfalun hemze sonradan gelmek. Babun ebvabun hemze sonradan. Hurun ehrarun ceddün ecdadun hemze zait idi. Buna göre Ebu Sa'r'daki hemzeyi zait say. Ba'yı, satı ve ra'yı yan yana bulmayı dene. Deneyelim. Ebsar, besar kökünden arıyoruz. B'yi açtık. Sırada sat harfini bulmak var. Besar diye burada var. Bir öncesinden açıyoruz. Besar kelimesi. Besara yebsuru, besira yebsaru diye gelmektedir. Tabi bize ne lazım? Ebsar kelimesinin müfredini görmem gerekiyor. İşte buldum. Ebsar. Besar müfred ç yazmış görüyorsunuz. Çoğulu yani. Ebsar diye geliyor. Görüş, görme, göz atışı, vukuf, basiret, feraset vesaire. Ebsar müfredi besarmış. Bunu görmüş olduk. Yegulu galenin muzarisi. Amenna, amentu, amenna. Nefsi mütekellim mali gayr. Bi müminin, müminune, müminine. Yuhadi'une, khada'a, yuhadi'u, fa'ale, yufa'ilu. Fiil muzari, cim-i müzekker gaib. Amenu, ketebe, keteba, ketebu. Yakhda'une, illa enfuse, enfus, cim-i mükesser bahsinde geçmişti. Nefsun, enfus, ma, yeş'urune, vesaire. Gerisinin incelemesi artık sizlere kaldı. Bir örnek olsun diye çektik.